Hani kendinizi ekranda görünce ne hissediyorsunuz beyaz perdede? Vardır öyle klasik sorular. Gerçekten enteresan bir şeymiş ama. Ha, doğru bir soruymuş. Ha, evet. Oynarken izleyince. Şu anda kendimi izleyince çok acayip hissettim. Yabancılaşıyor musun? Evet. Tabii. Ama sen hiç ben gibi değildim kendi yani. Kendi programlarını izlemiyor musun? Niye? Ya bazen tekrarlarını izliyorum. Çünkü kızıyorum kendime bazen. Ha, sen de beni böyle bakıyorsun. Evet, evet. Ha. Nasıl doğru, bunu yaptım, doğru, nasıl doğru, şunu doğru. soramadım falan diye. Öyle bir şeyler yapıyorum. Bak şu an hiç şey soramadım. Hepinize. Bak, biz teşekkür ederiz sana. Valla süperdi. Biz teşekkür ederiz. Hem size hem Seray'a. İyi de. Oldu böyle. İade-i ziyaret yaptık. İade-i ziyaret yaptık, aynen. Şimdi neler yapacaksın? Senin yeni filmin vizyona girecek değil mi Ragıp? Sana söyleyeyim. Benim yeni filmim. Aşk filmi çekmişsin. Aşk filmi çektim ama önce Demet Hanım'ın filmi. Hadi önce Demet. Önce oradan başlayalım. Senden önce mi giriyor? Tabii. Şubat'ta sizin, Nisan'da benim. Lütfen oradan başlayın. Ha, ben sizin daha çabuk oldum. Çok güzel, çok güzel bir film yaptılar. Gireyim. Anlatmaz çok gene tevazusundan. Şey. Yok yok hayır. İşte Atay'la birlikte yaptığımız Eyvah Eyvah 26 Şubat'ta giriyor vizyona. Hadi i̇şte inşallah. Bir iki gün önce herhalde tanıtım gala olur. Yapacak mısınız? Gala olur herhalde bilemiyorum. Bak şimdi. Gala mı kızı? Gala düşünüyorsunuz filmlerde gala yapılması ilgili. Ben karşıyım. Sen? Gerçekten. Evet. Neden? Ben karşı değilim ama katılmaya karar. Ya ben katılamıyorum. Bu kadar gişe kaygısı var. O gece oraya gelen insanlar bilet alıp gelsin. Niye geliyor bedava seyrediyor? Ha, o baktan gala, gala güzel bir şey. Ben çok değişik bir bakış açısı tabii. Değişik yani. Biraz materyalist bir bakış açısı. Sence? Yani gala tabii yapılma nedeni aslında orada bir heyecanı paylaşmak. Tabii tabii. İşte basın mensuplarıyla, işte sanatçı diğer arkadaşlarla, dostlarla. Onun için öyle bir anlam ihtiva ettiği için. Dolayısıyla ben hani para diye bakamıyorum ona ama... Belki küçük tutulabilir dediği gibi. Hiç çünkü gerçekten tabii. Bir gala yapılıyor mesela bazen hakikaten değişik salonlarda 3000 kişi seyrediyor. Ben söyleyeceğim şimdi size fikrimi. Hiçbir yapılan tanıtım filmle ilgili, hiçbir reklam, hiçbir katılınan bu program o filmi izledikten sonra yani gişeden bilet alıp o filmi izledikten sonra ilk gördüğü kişiye ben bir film izledim mutlaka git diyen insan kadar etkili değil. Ben buna inanıyorum. Kesinlikle. Şüphesiz öyle tabii yani, ama şey tabii var sadece. Tabii ki işin şakasındayım galada. Yani, haber i̇şin yapılıyor tatlı falan. Tabii canım, eşimiz dostumuz espri. Geliyor, evet. Arkadaşlarımız geliyor ama hani olmazsa da beni çok şaşırtmaz ve de çok... Benim tek yani, sıkıntım... Olmazsa da olur yani. Olabilir yani. Tiyatroda da öyle. Yani tiyatroda da gala seyircisi biraz böyle farklı bir elektriği var. Bir de insan gerer ama ben onu sevmiyorum. Gerer. Evet, ya ben arka kapıdan hemen bunu giderim. Yani çok içine katılıp da... Çok samimi olamıyor gala seyircisinin konsantre olup tam olarak seyredemiyor da galiba. Evet, kesinlikle öyle. Bir de eleştiren reaksiyonlar da biraz aldatıcı oluyor. Çünkü o kadar çok eş dost yakın insan seyrediyor ki. Evet. Hani o gece gülünen ya da tebrik edilindiği zaman işte ne kadar samimi ne kadar değil onu da ayırt edemiyorsun. Onu da ayırt edemiyorsun. Çünkü bir şekilde davet etmişsin insanları. Onlar da davetliler diye kibar davranıyorlar. Sağ olsunlar. Tabii ki işte sektöre zarar gelmesin diye olmayacak şeyler söylüyorlar zaman evet. zaman. İyi bir şey bunlar tabii ki. Hepimiz yapıyoruz. Ama bazen çok gerçek fikirlerimiz sahtekarca da algılanabiliyor. Yani ben gerçekten çok gerçek fikrimi söylüyorum filmle ilgili. Şimdi tabii Demet Hanım da hanım hanımcık gelmiş buraya gidip de filme böyle bir sallayacak demez kimse yani. Hiç kimse de buna inanmaz. Neyse, yani inanmıyorlar yani. Filmi samimiyetine biraz, inanmıyorlar. Galayı geçelim insanların. Filmi anlatın biraz Demet Hanım lütfen. Filmi anlatmayacağım canım. Aa, film çıksın gelsin görsün herkes. Siz evet. Bilmeyeceğiz. Yok ya bilinmeyecek kadar. Bir şey değil. Bir tatlı eğlenceli bir Çanakkale İstanbul hikayesi çektik. Çanakkale'de başlayan, İstanbul'da devam eden, böyle saf bir klarnet ustası bir delikanlının babasını arayış öyküsü. İstanbul'a geliyor, benle tanışıyor, tanışma o tanışma birlikte babayı aramayı unutuyor sonra. Mu? Beraber arıyoruz benle tanıştıktan sonra. Tatlı bir şey olduk, ikili olduk Atay'la İstanbul'dan sonra. Şakası bol. Güzel görüntülerle eğlenceli, samimi bir film oldu bana göre. Ben çok sevebileceğimi içinde iyi olmaktan hoşlanmayacağım bir şeyin içinde bunu hissediyorum. Bu tuhaf bir his. Bu filmde de olmak istedim. Daha doğrusu o rolü sevdim çok. Hislerim genellikle yanıltmıyor. Beni galiba tatlı bir şey çıktı. Öyle düşünüyorum. Ama tabii ki seyircinin fikri, onlara geçecek duygu nedir onu bilemem. Az kalmış zaten göreceğiz. Ama ben çok şükür ki çok şanslıyım. Gerçekten
şöyle geriye dönüp baktığımda özellikle sinema için söyleyebilirim bunu. Çünkü bizler tiyatrocu olduğumuz için benim hani çok da fazla unutabileceğim kadar bir sinema filmim yok. Ama yapmış olmaktan mutsuzluk duyduğum hiçbir işimde yok. Evet, maşallah. Hep iyi ki yapmışım dedim her birini. Bu iş için de aynı şeyi söylüyorum. Ve sen harikasın ekibiyle sohbetimize devam ediyoruz. Sen de kalmışsın. Benim de bir projem var. Çok aşk filmi mi? Aşk filmi. Biraz açık ama. Yok, açık falan değil canım. Değil mi? Hayır, değil. Aşkıyor musun? aldatma üzerine. Çok moda ya şimdi aldatma. Şimdi mi moda? Tamam hayatım, dinliyoruz, bir şey demiyoruz. Ben hiç konuştum mu? Çok moda ya şimdi. Konuşma zaten. Tamam. Aldatma üzerine çok hoş bir şeyim. Hava nasıl hoş oluyor hem aldatma hem hoş? Aldatma çok heyecanlı bir şeydi. Güzel bir şeydir aslında. Nasıl yani? Tabii yani ben yaptım diye söyleme. Yani. Aldatmak kadın içinde, erkek içinde çok heyecanlı bir şeydir. Aslında bir araştırma da şu çıkmış. Bir şey olsa gerek mi? Gerek. Ben yaptığım için söylemiyorum. Yani aldatmak... en çok heyecanı için tercih edilen bir duyguymuş aslında. Gerçekten. Öyle çok güzel. Böyle bir film yaptık. Çok genç bir ekip. Kimde sen aldatansın? Aldatanlardan bir tanesiyim ben. Havva Ünal hanımefendinin. Aslında insan kendini aldatır. Firması, evet. Tabii. Çok hoş, ben varım. Mine Tugay diye çok hoş bir, çok yetenekli bir oyuncu arkadaşımız var. Havva Toptaş var ve çok genç bir ekip. Emin Sivas var. Ve en enteresanı Ahmet Yılmaz, bilirsiniz. Güven de çok sevdiği, tanıdı. Ahmet Yılmaz, Leman'da bu kıllanan adamı çizen meşhur Ahmet Yılmaz'ın karikatürist. Onun da bir dokunuşu oldu son şeyinde, filmi. Enteresan bir film olacak gibi. Tabii kapalı kutu sen her zaman. Sen kendinden neler kattın? Ben kendimden neler kattım yani bilmiyorum ki. Yani bir şeyler yaptık işte, ne çıkacak bilmiyorum, kapalı kutu. Ama yani hoş bir film oldu. Kaba montajını izlemişler. Bugün bir haber geldi. Çok hızlı, çok eğlenceli bir iş oldu. Yani çok sanatsal bir film değil. Ama hani sinemada popcorn tabir edilen eğlenceli... Romantik komedi. Romantik komedi, evet, bir film. Yastık var mı? Ben yastık koymam. Çünkü niyet kötüyse yastık falan delinir geçer gider. Her şey kaybolur. Niyet kötüyse yastık falan fayda etmez. Ragıp bak, iki tane başlık çıkardım konuşmandan. Yok. Evet. Ben yastık kullanmamla haber olacaksın. Bir de aldatma güzel bir şeydir dedi. Heyecan verici. Ben söylemedim. Ne dedi? Bu, heyecan verici. Heyecan verici. Heyecan için yapılan bir şeydir. Şimdi lütfen. Lütfen. Sabah Hanım bir dakika. Ha, gerçekten bu insanlar üzerinde yapılan bir test sonucunda çıkan bir şey. Bir ikincisi yastık kadar saçma bir şey. Ben bu nasıl çıktı bu işlerde anlamıyorum ya. Yastık ne ya? Var mı böyle bir şey? Siz kaç tane sinema filmi yaptınız Güven Bey? Bir yastık koydunuz mu? Yastık kullandınız mı Güven? Ya böyle saçmalık. Bunlar nereden çıkıyor? Allah'ını severseniz ya. Hayır, onu o şekilde sormadığımız için. Öyle bir espri bir şey oldu ama yani. Böyle bir şey yok yani. Yani bir oyuncunun aklı vardır, mantığı vardır. Ona göre konsantre. Ben yastık var mı derken sevişme sahnesi var mı kastetmiştim aslında da. Var, sevişme sahneleri var. İşte şimdi sevişme sahnesi var mı'nın klişe adı o oldu galiba değil mi? Evet. Çok dozunda, çok dozunda, çok düzgün sevişme sahneleri var. Sen yaptın mı? Sen sevişme sahnesinde oynadın mı? Ben... Ruhsar. Gülen, filmi anlatamayız. Ruhsar'la ilgilenir misin? Sen gel, ben sana anlatacağım sonra. Çok hoş bir şey. Sen anlatacağım ben. Gel gel anlat. O kadar bugün... samimi buldu ki Ruhsar. Orada kulisteyiz zannet. Bugün çok güzel. Detaya giriyor. Çok güzel haberler aldık gerçekten. Bugün kaba montajı seyredilmiş. Çok akıcı, çok eğlenceli, çok hoş bir film olmuş.